İkinci konuşmamızda, birincisi Arto'ydu. Edebiyatın sınırları temasını işlemeye devam edeceğiz. Edebiyatın sınırları kavramı üstünde biraz durmuştum daha önce. Niye öyle bir kavram ya da bir deyim kullandım? Saçma da sayılabilir böyle bir kullanımın ve deyimin. Çünkü hani zaten edebiyat her zaman kendi sınırlarını da içeren bir alan, kendi sınırlarını aşan, kendi sınırlarını içeren bir alan. Hani birazcık fazla böyle gereksiz bir sofistikasyon oluyor, gereksiz bir incelik oluyor da denilebilir yani şu an. Artık 20. yüzyılda işte Joyce ortaya çıktıktan sonra, Kafka'dan sonra, ne bileyim, William Burroughs'tan sonra da, bir takım deneysel yazarlardan sonra, Michaud'dan sonra falan, saçma gelebilir, Dadaistlerden sonra, Sürrealistlerden sonra falan. Hani edebiyatın sınırları da neymiş diyebilirsiniz, haklı da çıkarsınız. Ayrıca bütün bu uç yazarlar, en başta üç uç dediğim benim kitabın başlığı. Yani Arto, Antonin Arto, Samuel Beckett, Maurice Blanchot örneğin ama Porcelan'ı falan da etkileyebilirsiniz. Bütün bunlar, Ece Ayhan'ı Türkiye'de, Üstad Bener'i, bütün bunlar aslında bir yerde üniversitenin de konusu oldu. O yüzden de bu yine edebiyatın sınırları konusu, yani üniversitenin sınırlarının içinde kalan bir tema haline geldi, sorunsal haline geldi. Edebiyat bilgiye dönüşüyor bu tür kurumlarda. Bütün bunlar tabii bu kavramı biraz hani şey yapıyor, esnetiyor diyelim ya da sorunsallaştırıyor. Ama yine de hani bir şekilde ben bunu da diretmek istiyorum. Çünkü edebiyatı sevmiyorum aslında, öyle onu da söylemek lazım. Öyle bir edebiyat severleri sevmiyorum diyebilirim. Onu niye sevmiyorum? Çünkü böyle bir mıymıntı gibi bir şey. Edebiyat, edebiyat severlik, edebiyat öğrenciliği. Ondan sonra böyle bir mızmızlık, bir böyle bir de üniversitede böyle paper'lar hazırlamak her konuda, her şey üstüne. Hoca şurasını düzelt, burasını düzelt diyor falan. Hani böyle bir çeşit bir oyuna dönüşüyor. Sosyal bir oyuna dönüşüyor ve neredeyse bir sosyal kurallılığın içinde çok güzel bir yer edinen bir olguya dönüşüyor. Bunun da dışına çıkmak isterseniz bile yine içine giriyorsunuz yani. Ya da dışına çıkmak isteyenler üniversitede, mesela öğretim üyesi durumunda yani konumlandırılmış durumda toplum içinde resmi olarak. Yani böyle çelişkiler var. Hani üniversiteye karşı ama üniversitede olmak falan gibi. Üniversitenin dışında olup tekrar üniversitenin malzemesi olmak. Bütün bunlar da ne yapacağız böyle diyeceksiniz. Doğru, ben de öyle diyorum yani. Mesela şimdi bu konuşma da YouTube'da yayınlandığında reklamlar girecek araya. Ve hani kapitalizme hizmet etmiş olacağız ister istemez. Kapitalizme hizmet edeceğiz. Üniversitelere bilgi sunacağız. Bilgi sunacağız. Belki işte porsancılara bir takım malzeme sunmuş olacağız falan. Yani böyle bir alan, pis bir alan aslında. O pis alanın içindeyiz yani. O pis alanın içinden konuşmaya çalışıyoruz ama o pisliğe de bulaşmış bir söz oluyor ister istemez. Yani o yüzden edebiyatın sınırı lafı da tabii saçma sapan bir söze dönüşüyor. Yani. Ama ona rağmen de diretiyorum diyebilirim. Niye direttiğimi ben de bilmiyorum. Belki bir çeşit rütbelik de diyebilirsiniz. Şimdi Beckett'e geldiğimizde Arto'dan çok farklı birisi karşımıza çıkıyor. Aslında neredeyse hiçbir alakası yok diyebiliriz. Antonin Arto'yla niye karşılaştırıyorum, bu da saçma diyeceksiniz ama birinci konuşmanın konusuydu. Ve niye yine de birlikte alıyorum ben bu ikisini, onu da biraz açıklamaya çalışmam lazım. Beckett'in kendisi de edebiyat kurumunu çok fazla böyle yüceltmiş biri sayılmaz yani. Neredeyse hiç yüceltmemiş. Birisinin izinden gitti, bilirsiniz.
James Joyce'un böyle özel, yani onun yanında, onun özellikle Finnegan's Wake adlı son büyük başyapıtını yazarken yanında ona yardımcı olmuş bir genç İrlandalı, o da Dublinli. İkisi de sürgünde Paris'te. Fakir birisi, yani çok zengin değil. Yani çok fakir de değil. Fakir deyince böyle Ece Ayhan falan gibi fakir değil bunlar tabii ya. Yani. Ya da bir Fransa'daki bir fakir, yani bizdeki fakirler gibi falan olmuyor. Daha iyi durumda oluyor. Hani bir yerlere gidip gelebiliyor falan. Yani sürünmüyor. Ama yani fakir tabii, fakir sayılır. Okutmanlık falan yapıyor, çeviriler, küçük çeviriler falan yapıyor. Ondan sonra ama bir çevreye de giriyor. Joyce'un yanında olunca çevreye de giriyorsunuz yani. Joyce çünkü çok şey bir ya, birisi yani. Büyük prestiji var Joyce. Yani. Çok büyük prestiji olan bir yazar. Biraz çekinilen birisi. Garip de bulunan birisi. Yani bir İrlandalı, Paris'te bir İrlandalı ama daha önce şey çok iyi okumuş, iyi okullar bitirmiş. Trinity College'i bitirmiş Dublin'de, çok önemli bir okul. Orta Çağ'dan beri gelen büyük bir şey, önemli bir okul yani. Skolastik çağlardan beri olan, çok kültürlü, böyle Latince biliyor işte bir sürü. Din kültürü de çok büyük, din kültürü de var. Din kültürü ama genelde onda şey, korkunç bir din karşıtlığı var Beckett'te yani. Böyle bir, aslında biraz ikircikli gibi hani. Bazı sürrealistlerde bile bu vardır, Buñuel mesela gibi falan. Hani böyle ya da işte sürrealizme yakın Bataille'de vardır. Hem din, korkunç bir din karşıtlığı, hem de yine de dini temalardan etkilenme. Böyle bir çelişkisel bir durum var aslında, çelişkili ya da bir durum var. Bunda da var biraz. Dua konusu falan böyle en beklenmedik yerlerde karşımıza çıkıyor. Böyle bir... Bir yani aşkınlık arayışı hiç yok tabii Beckett'te ama yani sanki yine de hani keşke olsaydı diyor belki, sanki bir saniye yani senede bir saniye bunu diyor yani, hani bu bile fazla yani aslında. Ama bunu da anlıyorsunuz hemen, bu ağırlığını metinlerde çok fazla olmasa bile genelde sövme var yani, sövme gibi şeyler var. O öyküde de göreceğiz, biraz sonra okuyacağım öyküde. Şimdi Beckett'in, şimdi bir tane Beckett yok karşımızda. Yani şey diyeceksiniz, tiyatro yazarı ve düz yazı yazan, bir de biraz da şiir yazan. Bazen de düz yazı şiir sınırı da onda bulanıyor diyebiliriz aslında Beckett'te. Sonlara doğru öyle aslında. Ama yok, o anlamda demiyorum ben. Dönem dönem tiyatro eserleri de aslında değişecek. İlk bir dönemi var. En saçma, yani şey saçma lafı. Yani en böyle yüzeysel bulduğum bir dönemi. Biraz tam kendini bulmadığı bir dönem. Daha o zaman İngilizce şeyler yazıyor. Daha çok böyle düz yazılar. Biraz böyle sarkastik, aşırı sarkazm falan var. Bir çeşit alaycılık böyle. Bir takım düşünce oyunları falan. Böyle bir biraz fantastik, biraz uçuyor. Böyle metinler falan var ilk başlarda. Bunları saymıyorum ben. Bunlardan bir tanesi biraz öne çıkıyor. O da Murphy romanı. Murphy romanı sonra Fransızca'ya kendisi çevirecek. İngilizce yazıyor başta yani. Sonra Fransa'da iyice yerleştikten sonra filan Fransızca yazmaya başlıyor. Ve aslında daha 45'lerden itibaren filan Godot'u yazmaya başlıyor. Bir türlü ismini de bulmuyor zaten, bulamıyor. Onu çok arıyor ismini filan. Zaten Godot'yla ünlü olacak. O zamana kadar böyle birkaç küçük öyküsü de var. Hatırladım, Le Calmon diye bir tane öyküsü var. Galiba L'Expulsé var, kovulan falan. Fena da diyor öyküler aslında. Yani orada bir dönüşüm başlıyor ve aslında ikinci dönemine belki de girmiş oluyoruz Beckett'in. Bu dönem yani asıl buna belki de başlangıç dönemi bile diyebiliriz. İşte tam Beckett oluyor. Yani Godot, işte 52 yanılmıyorsam, burada tarihleri ben koymuştum yazımda. Godot 53 yani. Ondan sonra ara metinler var. Watt var. Watt diye bir metin var. Türkçe'ye çevrildi. Bir de Mercier et Camille var. Mercier ve Camille.
Bu iki metin de yine bir böyle bir ara dönem, o birinci dediğim hani sevmediğim, pek fazla ilgilenmediğim dönemiyle asıl başlangıcı dediğim dönem arasında yazdı. Ama o ikinci döneme daha yakınlaşan Merci Camille, biraz mizahi bir öyküdür o. Öykü değil, roman aslında. Kısa bir roman. Ondan sonra Merci Camille, iki tane kişi bu. İki işte, Royal Hardy gibi neredeyse. İki arkadaş yani, kafadar gibi böyle. Onların böyle bir yerlere gitmeleri falan biraz komik de bir metin. Watt var, Watt'ta biraz daha böyle daha metafiziksel şeyler falan da var. Ondan sonra asıl dönem başlıyor diyelim, Godoy'la ve Molloy romanıyla. Molloy romanı da Fransız yazıyor. 51 adı. Sonra Molloy'dan sonra bir müthiş bir metin, bir roman daha var. Malone Dies diye. Malone ölüyor. Onu da Fransız yazıyor, Malone'u yani. Ondan sonra o çok önemli bir metin aslında yani. Ve adlandırılamayan 53. O temel önemde bir metin bana sorarsanız. Beckett'in belki ilk başyapıtı o. Yani Godo falan değil yani. Ama bu. Yani bu müthiş bir şey. Bir de bir tiyatrodaki başyapıtı Fin de Partie Endgame 57. Onu yazacak. Bu arada, ara dönemde. Şunu da Arto ile bağlantı olarak söyleyeyim. Sadece Arto ile değil aslında. Başka büyük bir tiyatro, başka bir uç yazarla da bağlantı olan bir isim var. Yani Jeunet ile bağlantılı olan bir isim. Roger Blin. Blin yazılıyor. Roger Blin. Bu Roger Blin Arto'nun asistanlığını yapmış. O son dönem tiyatro, yani radyo için yazdığı metinlerde yardımcı olmuş, birlikte metinleri kaydetmiş Roger Blin. Aynı zamanda Godoy'u da sahneye koyan ve oynayan kişi. Ve Jeunet'in de piyeslerini sahneye koyuyor. Çok önemli bir adam Roger Blin. Bu, onun o kişiliği çok önemli. Yani burada bu üç tane tiyatro, yani edebiyat devinin yanında bulunmuş. Yani onların piyeslerini sunmuş birisi ve oynamış da birisi. Roger Blin ilginç bir tiptir. Yani şeyde bakarsınız böyle görünüşü falan. Onu televizyonda falan çok gördüm yani oynarken falan. Roger Blin'i burada analım. Yine o dönemde All That Falls de To Ceux Qui Tombent adlı tiyatro eseri var. Muhteşem bir eser. Bu da 1957 ondan sonra. Ve de son Kraft Last Tape diye çıktı. La Dernière Bande, son tape bandı diye çevirebiliriz. Son band, o da galiba, onu galiba Fatih Özgüven çevirmişti. Ben de Radyo Skeç'i diye iletişimden böyle ince bir kitap vardır. Ben de Radyo Skeç'ini çevirdim. Ondan sonra o da 1959. Bu dönem yani ikinci grup dediğimiz aslında gruba Molloy'dan itibaren Malone adlandırılamayan ve bahsettiğim tiyatro eserleri giriyor. Godot da hemen o sınırda aslında. 61'de ise en garip kitabını yayınlıyor. En zor kitabı. Yani böyle bir garip bir kitap. Çünkü baştan sona noktasız virgülsüz yazılmış. Yani noktalama işareti yok kitapta. Zaten ondan sonra daha çok böyle yazmaya başlayacak. How it is diye, comment c'est, nasıldır diyebiliriz. Nasıl oldu, nasıldı, nasıldır. Bu nasıl ya da Türk biraz zor yani bunu Türkçe'ye tam çevirmek. Bu kitap baştan sona okunması zor bir kitap ama Beckett'in de bir referansı aslında. Büyük bir referansıdır. Dante'nin aslında İlahi Komedyası gibi bir proje bu. Üç şanda yazılmış. Üç şarkı, yani şiir anlamına geliyor ama yani eski kanto tarzı. Yani. Böyle şarkı gibi de bunları, eski tarz bir uzun şiir gibi de tasarlamış. Müthiş bir metin yani. Muhteşem bir metin. Orada böyle çocukluk anıları falan da var. Aslında bütün bir hayatı anlatıyor aslında. En iddialı metnidir Beckett'in bu. Come on, say how it is. Hem de farklı diyebilir. Adlandırılamayan da felsefi olarak çok önemli. Felsefi açıdan
tırnak içinde yani düşünsel açıdan, ondan sonra bir uç örnek olarak. Ama asıl bu. Bu daha ona göre bir uç daha, bir daha, bir adım öte aslında. Sonra ise bu kesilmeden sonra, bu how it is kesilmesinden sonra, kesintisinden sonra yapıtında yani bir avantgard yazar oluyor. Yeni bir avantgard yazar oluyor. Ha, bu arada edebiyat tarihine gönderme yapacak olursak 55 Minuit yayınları, Jérôme Landon'un kurduğu savaş sonrası kritik dergisi ile birlikte yayına başlayan Les Éditions de Minuit, yani gece yarısı yayınları, Jérôme Landon'un kurduğu, Lindon yazılır. Onun çevresinde bir takım yazarlar odaklanıyor. Beckett'in bunlardan biri olduğunu demin gördük. İşte Godot, Molo ile birlikte falan. Ama aynı zamanda Alain Robbe-Grillet olacak. Ondan sonra Nathalie Sarraute falan. Ve bir sürü, birçok yazar, Robert Pinge, Pinget yazılıyor. Önemli bir tiyatro yazarıdır. Beckett'in iyi arkadaşıdır. Yakın dostu olmuş birisidir. Ondan sonra sonra bunlara Michel Butor katılıyor. Ondan sonra böyle bir grup kuruluyor. Bir ölçüde Marguerite Duras da bunlara dahil sayılmıştır. Biraz o zamanlar uzak durmuş olsa bile bu gruba. Hatta toplu bir fotoğrafları vardır Minuit yayınlarının önünde. Beckett de vardır. Yani Beckett'in yeni romancı gibi anılması böylece sağlanmış oldu. Aynı zamanda da tiyatro eserlerine bakacak olursak başka bir kategoriye daha sokuldu Beckett daha 50'li yıllarda ve ününü biraz bunlara da bağlı, belli bir ününü diyelim çünkü çok da ünlü olmamış aslında. Bir de absürt tiyatro, absürt tiyatro akımı içinde görüldü. Çünkü o zaman Adamov'un, Arthur Adamov'un, Eugène Ionesco'nun, Jean Tardieu'nun, sonra birkaç kişinin daha oyunları arasında da böyle belli bir bağlantı kurulmuş. İşte bunlar hayatın işte saçma olduğunu falan öne süren, tam da o sırada biliyorsunuz işte Albert Camus'un Sisyphos miti var ve işte saçma temasını falan o da deneme alanında öne çıkarıyor. Böyle yani bir tiyatro de l'absurd akımına da dahil ediliyor Beckett o zamanlar. Bir de yeni romana. Yani hem yeni romancı hem absürt tiyatro ama Fransızca yazan birisi olmuş o döneme. Ona dönüşmüş Beckett. Fransız yazıyor yani. Fransız yazarıdır yani. Eğer Fransızca yazana Fransız yazarı dersek, Fransız yazarı, İrlanda yazarı olmaktan çok Fransız yazarıdır. Ama şöyle de bir yanı var. Kendi çeviriyor metinlerini. İngilizce yazdıklarını Fransızca kendisi çeviriyor. Fransızca yazdıklarını da İngilizce kendisi çeviriyor. Hatta bunları karşılaştırıldığında çok ilginç şeyler çıkıyor. Değiştiriyor. Bir dilden bir dile değiştiriyor. O yüzden geçen gün diyordum birileriyle konuşurken, yani Beckett çevirirken, Türkçe'de çok yapılan bir şey bu aslında. Hani bir dile tam hakim olunmadığı için %100, biraz da başka bir dile de hakim olunmuş, öbür dile de bakılıyor falan genelde. Şimdi Fransızca çevirirken İngilizce'den de bakmaya kalkışırsanız aslında üçüncü bir versiyon yaratmış oluyorsunuz. Bir Fransızca, bir İngilizce, bir Fransızca, bir İngilizce, hangisi işinize gelirse gibi yaparsanız üçüncü bir şey çıkıyor. Çünkü İngilizceler belli bir işte homojenlik içeriyor, Fransızcalar ama arada ikisinin arasında da farklar var. Yani burada bir ya İngilizceden tam çevirmek ya Fransızcadan tam çevirmek lazım. Öbür türlü de mümkün ama belki bunu belirtmek de lazım. Çünkü oynuyor, aynı şeyleri tam söylemiyor. Değişik söylüyor, değiştiriyor yani. Çünkü o özgürlüğe sahip. Şey birisi yani, kendi metni yani, kendi imzalıyor. Yani Beckett çevirdi deniyor ama kendi metni o yani aslında. Kendini çeviriyor çünkü yani. Kendini çevirirken öyle bir özgürlüğü aslında öne çıkarması önemli bir şey. Yani aslında titizliğini gösteriyor. Çünkü Beckett'in en büyük özelliği inanılmaz bir titizlik. Yani hiç edebiyatta Gustave Flaubert'den beri görülmemiş bir titizlik. Bunun ne olduğuna biraz daha sonra değineceğim. Daha
Biraz birkaç şey daha söylemek istiyorum. Şimdi su içeceğim. Şeyden bir Lino Mabil'den biraz bahsetmek istiyorum önce. Benim üstüne biraz çalıştığım metinlerden biri. Şimdi orada mesela önceki kahramanlarını anıyor. Bir bölümünden, benim çevirdiğim bölümler bunlar. Sadece şunu da belirteyim, Türkçe'de Ayrıntı Yayınları'ndan çıkan Uğur'un çevirilerini ben takdir ederim. Nadir takdir ederim aslında böyle. Özellikle çok sevdiğim yazarların çevirilerini. Uğur'unu çünkü ben şahsen de tanıyorum. Ben daha ilk Beyaz Dergisi'nde 80'lerin başında Beckett'ten çeviriler yaptığımda o da daha bir şey yayınlamamıştı. Ama bir baktım aşırı meraklıymış Beckett'e. Ve çok çok uğraştık, çok kafa yordu Beckett'e. Yani neredeyse hayatını ona adadı. Bir free jazz'a adamıştır. Çok iyi bilir. Odasına kapanıp saatlerce free jazz sonuna kadar sesi açarak dinlerdi. Ornette Coleman falan. Bir de Beckett. Garip bir arkadaşımızdır. Şimdi İzmir'e gitti. Bu İstanbul'da olsaydı çağırmak istiyordum. O da bir şeyler anlatırdı bize. Çünkü sürekli haşır neşir olmuş Beckett'le. Hatta benim çevirime de bakıp, bak şurada da İngilizcesi de şöyle. Ben oradan biraz uyandım İngilizce'de farklı yaptığına Beckett'e. İngilizce'de ama bak bu böyle diyor. İngilizce'de biraz biliyordu. Fransızca daha iyiydi. Garip bir arkadaştır. Garip dedim yani olumlu anlamda söylüyorum. Ondan sonra da ama çok da bunun böyle şeyini yemedi rantını. Ben Beckett çevirmeniyim diye ortalarda başkalarının bazı kişilerin yaptığı gibi dolaşmadı yani. Bunun rantını yemedi. Arkasında durdu. Yani biz şeydi. Çok kendini öne çıkarmadı. Beckett'in temsilcisiyim falan gibi şeylere girmedi hiçbir zaman. O yönü de hoşuma gidiyor. O da Beckett'e uygun. Zaten biraz Beckett'in kahramanlarına da benzeyen bir arkadaştır. Bilmem onu tanıyan var. Hayır. Kahramanları tabii biraz garip. Onlardan değineceğim onlara. Şimdi şeyi okuyorum burada. Şu Murphy'ler, bu Beckett'te anlatır. Şu Murphy'ler, Molloy'lar ve diğer Malone'lar, onlara kanmıyorum. Bana zamanımı kaybettirdiler. Çabamı boşa çıkardılar. Kendilerinden konuşmamı sağlayarak. Bir tek kendimden konuşmam gerektiğinde susabilmem için. Şimdi burada çok önemli bir şey var. Dérision dedikleri şey yani biraz Fransızların. Yani böyle bir alaya alma biraz. Alaya alma ve yatsıma, sürekli yatsımalar. Alaya alma. Ama aynı zamanda da bir çok çok derin, çok ciddi bir talep var. Susabilmek, bitirebilmek, susabilmek. Son metindeki son sözler yine bu. Hep bitirebilmek, susabilmek. Hep bitirebilmek şeyse, doğrultusu, güdümü var Beckett'te. Yani konuşmak ve bitirmek. Deleuze, Beckett üstüne yazdığı güzel bir yazıda, hayatının sonlarında, bitmiş tükenmiş aldılar, Epuise, o Norgunk'tan çıktı. Orada olasılıkları tüketmek olduğunu söylüyor. Yani bütün olasılıkları tüketmek. Olasılıkları tükettikten sonra susabilirsin gibi. Yani o bir doğruluk payı olan ama eksik tabii bulduğum bir yorum. Ama yani şu an bir parantez açmak istedim. Devam edeyim şimdi metne. Ama kendimden konuşmuş olduğumu, kendimden konuşmakta olduğumu söyledim şu an. Bu söylediğim beni ilgilendirmiyor. Kendimden şimdi konuşacağım ilk defa. Ama şimdi sanıyorsunuz ki böyle içini dökecek hani böyle bir içsel monolog işte. Modern edebiyatta da oldu. Ne bileyim işte Joyce'un, yani Ulysses'in son bölümündeki o şey gibi. Noktasız virgülsüz muhteşem bölüm gibi falan. Ama tam değil. Göreceksiniz. Çünkü bu ben konusu da Beckett'te söz konusu. Biraz burada Artaud ile bağlantılar ve başka bir yazar Blanchot ile bağlantılar kurulabilir. Tabii ki delilikle de, şizofreniyle falan da bağlar kurulabilir. Kuruldu da. Gilles Deleuze de Guattari, Antiodip'in Kapitez ve Şizofreni ilk cildi olan Antiodip'te şizo
yani skizo ya da Fransızların dediği gibi çizgiye dahil ediyor. Çizginin bir temsilcisine dahil ediyor şeyi. Beckett, yani göçebe bir çizgi. Benliği yarıp geçen, bedensel güçlerin derinliklerden fışkırıp aslında öz organik bedeni söz konusu etmesi falan gibi ve dilin organizasyonunu bozması gibi aynı paralel devinimde gibi durumları saptadığını iddia ediyor Deleuze Guattari. Bu yön de ilginç bir yön. Bunu da tabii bir yerde kafamızda, yani bir yerde tutmalıyız. Yani Beckett ve delilik. Beckett ve şizofreni. Beckett ve psikoz. Yani bu böyle önemli temalar. Sadece şunu hiç yapmamak lazım. Daha geçen gün de okudum. Yine kötü bir şey söyleyeceğim yani. Böyle ille mesela Lacan ve Beckett bilmem ne, Kafka ve Lacan. Bizde özellikle böyle bir saçma sapan dediğim ve aslında iğrendiğim bir tarz var. İlle böyle psikanalitik teorileri filan Beckett'le filan doğrulayacaklar ya da Kafka'yla filan. Yani bundan tiksiniyorum diyebilirim yani. Böyle bunları böyle görünce böyle şeyleri ve herkes de çıkıp böyle konuşuyor, ballandıra bir şeyler söylüyorlar filan. Yani olacak şey değil. Yani Lacan yazsaydı Beckett üstüne, tamam, o ilginç bir metin olurdu. Çünkü Lacan ya da Beckett Lacan üstüne yazsa olur. Mesela Lacan'ın çok güzel bir metni var. Edebi metni azdır edebiyat üstüne. Marguerite Duras'la ilgili metni var. Le Ravissement de l'Olvestein adlı muhteşem roman. En büyük romanlardan biri belki 20. yüzyılın. O romandaki o psikozu anlatıyor. O kadının psikozunun, yani Marguerite Duras'ın anlattığı psikozun nasıl aslında kendi psikoz tanımına uyduğunu söylüyor. Ama inanılmaz bir saygıyla yazmış. O ayrı bir şey. Ama böyle işte Kafka'da baba bilmem ne, Kafka'da Ödipus, orada bilmem ne, orada Falus, orada bilmem ne. Hani bu saçma sapan bir böyle bir kültür oyunu gibi, hani vasat kültürlerin bir kendini kandırma oyununa dönüşüyor. Türkiye'de çok yapılıyor bu ve hiçbir değeri yok. Bunu da söylemiş olayım burada. Evet. Oh, sevindim, içimde kalmıştı. Şimdi benle ilgili ne diyor Lino Mabil'e, ona bakıyor. Ben ki hakkında hiçbir şey bilmiyorum. Biliyorum ki gözlerim açık. Onlardan durmadan akan gözyaşları sayesinde. Kendimi oturmuş biliyorum. Ellerim dizlerde. Kıçıma karşı. Ayaklarımın tabanına karşı, ellerime karşı. Dizlerime karşı baskı yüzünden. Direnç yani aslında. Ellere karşı dizler baskı yapıyor. Dizlere karşı eller. Onun için böyle giyindim ben diyebiliriz yani. Dizlerime karşı baskı yüzünden, evet. Ama dizlere karşı eller, ama kıça karşı, ayakların tabanına karşı baskı yapan ne? Bu soruyu soruyor. Bilmiyorum. Sırtım bir yere dayanmıyor. Bu ayrıntıları naklediyorum. Sırt üstü, bacaklarım kıvrık ve havada, gözlerim kapalı olmadığımdan emin olmak için. Kendi vücut konumundan işin başında emin olmak iyidir. Daha önemli şeylere geçmeden önce. Tabii burada sürekli o derizyon şeysi var yani. Beden var. Öznenin de sanıyordunuz ki işte kendi diyecek, içini dökecek. Yani iç de burada sorunsallaşmış durumda. İç, beden, mekan, çok önemli mekan şeyde, Beckett'te. Zaten metinlerinde Blanchot'la bir ortak bir yanı bu. Mekan çok önemli. Zaten tiyatrosu için de mekan çok önemli. Bir yerde şunu demiş olduğunu okudum geçenlerde. Bir tiyatrocuya mı ne demiş, unuttum şimdi. Penje'ye demiş galiba. O da tiyatro eserleri var. Mekan tam belirlendiğinde, bu sinema için de geçer. Tam belirlendiğinde
yapacak şey az kalmıştır artık. Çünkü mekan söyler sana ne yapman gerektiğini, ne söyletmen gerektiğini, nereden nereye gidilmesi gerektiğini falan. Önce mekanı belirle. Mekanı belirledikten sonra zaten sahne kurulmuş olur yani. İçeriği de ortaya çıkar. İçeriği belirmeye başlar yani mekan kurulduğunda yani. Ne kadar önemli sahne, mekan. Beckett'te çok önemli bir şey. Beckett'te sürekli sahneler var. Beckett sürekli sahne tasarlıyor. Metinlerinde de. Hep bir sahne var. Hep sahneler var. Ama bu yani tekrar bu metafiziksel temsili hani tekrar yürürlüğe sokuyor ya da o yürürlükten kaldırması gerekeni işte metafizik olarak temsili yeniden yürürlüğe sokuyor falan diye de eleştirmek biraz bence abes olur. Mekan Beckett'te yani sadece temsil görevi göstermiyor. Temsilin yeri de değil. Aslında temsil mekanın bir parçası gibi oluyor neredeyse diyebiliriz. Yani. Ya da yazı mekanın bir uzantısı gibi oluyor. Yazının kendisi de mekan oluyor. Ve burada aslında son yazılardaki bazı yöntemler bunu biraz bize kanıtlayacak. Şimdi saatime bakayım. O iyi. Hava biraz serinlemeli zaten eve dönerken. Şimdi son döneme geçmek istiyorum aslında Beckett'in. Çünkü size hani okumak istediğim şeylere falan geçmeden önce detaylar üstünde durmadan önce son metinler bence en güzelleri. En böyle etkili olanları. Ben en çok onları seviyorum diye. Çünkü hiçbir şeye benzemiyor. Şimdi Molloy, işte Melon bir anlatı diyebilirsiniz. İşte bir başka anlatılar da var. Kafka var bir kere yani. Kafka'nın düzeyinde değil yani o Beckett'in o Melon, Molloy falan. Bunu açıkça söylemek lazım. Ne bileyim. Kafka çok daha ileride buluyorum ben o düz yazı metinlerinde. Ama ya da romanda Chateau. Ama Beckett bu son metinlerle kimsenin yapmadığı şeyleri yapmaya başlıyor edebiyatta. Ha ilk metinler biraz Joyce'u falan çağrıştırıyor diyebilirsiniz. Ama burada son metinlerde böyle bir çeşit cerrah gibi edebiyat yani yazı cerrahı var karşımızda ve böyle şey bir cerrah. Biraz böyle sapkın. Biraz böyle sadist neredeyse yani bir şeyi ona alıyor, ona yapıştırıyor. Oradan bir parçayı alıyor, dilsel parçayı ona yapıştırıyor. Böyle bir garip bir sihirbaz gibi de, böyle bir çılgın bilim adamı gibi, çılgın bir kimyager gibi, kimyacı gibi falan bir yanı var pek şeyin. Bunu sinemada yine arkadaşımız var orada, biraz Bresson'un yöntemlerine de benzetebiliriz. Bu böyle cerrah gibi soğuk bir operasyonlar yaratıyor. Aşırı soğuk neredeyse. Aşırı kurgusal. Şimdi en büyük çelişkilerden birine de gelmiş oluyoruz Beckett'e. Şimdi Beckett aslında felaketten hep bahsetti diyebiliriz. Biraz alaycı tarzda, biraz korkunç tarzda, biraz psikotik tarzda bahsetti. Ama bir yerden sonra da böyle kahramanları biraz deli ama biraz da aptal gibi bazıları, budala tipler var. Yani ahmak yani neredeyse. Yani böyle birazcık o sessiz dönem sinemasındaki bazı kahramanları falan çağrıştırıyorlar. Yani hem deli hem biraz da salak yani. Mesela Buster Keaton. Hem de birden daha yani çözümler buluyor bir takım o durumlardan kurtulmak için. Ama saçma sapan da şeyler yapıyor. Gereksiz saçmalıklar yapıyor falan ya. Başına bela açan, kendisinin de başkalarının da, hatta sevgilisinin de bilmem ne. Böyle sürekli kendini korkunç tehlikeler at. Yani böyle kahramanlar var karşımızda. Yani aynı zamanda gitgide böyle bunaklar, aşırı yaşlılar, çökmüş, konuşamayacak durumda artık insan paçavrası olmuş yaratıklar var. Ama bunlarla ilgili o yazınsal işlemi yapan kişi dünyanın en büyük bilinci, en böyle sağlam kafası, mantıkçı, matematikçi, bütün edebiyat tarihini, kültür tarihini çok iyi bilen, gerçekten de öyle birisi.
Şimdi bu çelişki çok ilginç geliyor bana. Bu burada Beckett'in çelişkisi diyelim bu. Ama başka türlü de olamazdı zaten. Yani o malzemesi, o içerik diyelim, gitgide böyle bulanan içerik, deliler, işte bunaklar, böyle yarı deli, yarı aptallar falan. Bunlar var, bunlar var ama bunlarla ilgili yazan adam kendisi aşırı sağlam, aşırı şey, aşırı böyle bilgili, şık şık da kıyafetiyle falan böyle, böyle duran, bakan falan. Böyle bir garip bir şey var. Bu mesela beni biraz üzüyor. Yani üzüyor demeyelim. Mesela Arto böyle değil. Arto kendisi de delimeli bir falan. Bu burada bir şeylik var. Bir Trinity College şeysi var. Sapkını gibi bir şey de var. Hani böyle sanki. Böyle bir... Anlıyorsunuz değil mi? Evet. Bu durumda belki ben de biraz bu durumda. Bilmiyorum. Ama yani şey, hepimiz belki. Yani bu bir çelişki. Edebiyatın, sanatın çelişkisi. Sanatın çelişkisi. Hani... Bir sürü örnek verilebilir ya. Sanatçı keyif, yine bir keyif alanı içinde. Bir yerden sonra öyle. Herkes Ece Ayhan gibi sürünmemiş yani. Ondan sonra bir de Nobel falan da alan. Ya çok ünlü de insanlar bunlar. Ya. Bir yerde ama sefaletin sefaheti, felaketin felaketinden bahsediyor. Böyle bu çelişki. Bu çok önemli bir şey benim için aslında. Bir de tabii bunu yaparken de inanılmaz böyle gelişmiş bir biçimsellik var. Yani çok sofistike, aşırı sofistike. Yani daha sofistike olamaz. Yani şey gibi örnek verdim zaten. Dante gibi. Yani Dante ne kadar sofistike ise İlahi Komedya'da bu da öyle yani. O kadar düşünün. Hem de bu sofistikasyonu küçücük metinlerde yapıyor. Kısacık metinlerde yapıyor. Deminki örnekte biraz sonra göreceğimiz gibi aslında. Son metinlere biraz şöyle değinmek istiyorum. Son metinleri ben çok seviyorum dedim. Onlar da böyle bir şey var. Bütün bu söylediğim biçimsel yetkinlik, konunun karanlığı. Buna rağmen böyle bir acayip bir merhamet şeysi var. Yani bu Arto'da falan yok. Biraz Blanchot'da var diyelim. Marguerite Duras'ta pek yok ya, bilmiyorum. Ama kimse de olmayan böyle bir insanlığın durumu ile ilgili falan böyle, ama var yani. Bunu çok hissettiriyor. Yani insanın gözleri doluyor birdenbire okurken. O soğuk garip metinleri okurken öyle bir şey var ki çok düşünülmüş bir merhamet var diye. Çok içerilmiş. Hiç de duygusallığa falan girmiyor ama. Hiç ama. Alakası yok. Yani. Aşırı soğuk bir üslupta falan. Herkese de kendini göstermeyen bir merhamet var. Bu çok ilginç bir şey Beckett'te. Ve özellikle bu merhamet böyle çok yaşlı insanlara, böyle artık kafası pek çalışmayan, sayıklayan, böyle artık uyumayan hiç, durmadan hezeyanlar içinde olan, bunaklar falan. Bunlara karşı bir şey var. Ha diyeceksiniz kendisi öyle değildi. O doğru hani. Ama öyle. Kendisi de sonra gitgide kapanmış zaten. Nobel aldıktan sonra ki ona verilmiş en büyük ceza olduğunu düşünmüş. Yani bir korkunç bir bela olduğunu düşünmüş o Nobel'in. Yani çünkü hiç böyle ün falan peşinde koşmadan zaten biraz tesadüfen Godot'yla ünlü oluyor. Bir de Nobel'i almak Edebiyat Kurumu'nun hep dışında da durmuş birisidir. Nobel'i almak böyle bu yani sanki birdenbire hiç olmak istemediği kadar merkeze getirmiş. Bunu zaten Nobel'i kabul etmiyor ama reddetmiyor da. O reddetmemesini kabul etme sayıyorlar. Ama aslında parayı da almış. Parayı da aldığı gün bütün ihtiyacı olan tiyatroculara, arkadaşlara, tanıdıklara, tanıdıkların tanıdıklara hepsini dağıtmış yani. Hiçbir kuruşu cebine almamış yani. Ki zaten başka bir şey de yapamaz. Roger Blin de zavallı, yaşlı o zaman. O sahneye koyan oyuncu bunun eserlerini Jönin'in. O da fakir durumdaymış o zamanlar. Ona da yollamış. Şey diye yazmış altına.
paranın altına, yani zarfın altına birisiyle yollamış. Lütfen demiş, ne teşekkür ne de red demiş. Yani reddetme, teşekkür de etme. Yani çok hüzünlü bir şey aslında. Çok yani öyle birisi yani bu da Beckett yani. Onu da unutmayalım yani. Şimdi bu iki tane metin özellikle benim çok dikkatimi çekiyor son metinlerde. Tabii şey çok güzel. Kompani, bence bir başyapıt kompani yani. Eşlik, Türkçe'de var o. Onu Uğur çevirmedi galiba. Uğur çevirmediyse biraz kuşkulanırım. Kompani var. Fransız yazıp İngilizce çevirdi. Mal vu mal di var. Kötü görülmüş, kötü söylenmiş. Bunlar uzunca, uzunca dedim 80 sayfa falan. Beckett için o zaman çok uzun o dönemde. Ondan sonra bunlar çok iyi ama iki metin daha var ki beni çok çekiyor onlar. Bir tanesi İngilizce Was What Who. Kendisinin İngiliz yazdığı. Son dönemde daha çok İngiliz yazmaya başlıyor tekrar. İngilizce yazıp kendisini Fransızca çevirmediği tek metin son döneminde. Biraz da hüzünlü bu. Çünkü sonra ya onun yanında, onun gençliğindeki Proust denemesini Fransızca'ya çevirmiş, yani onun güvenini kazanmış Edith Fournier çevirdi. Ama karşılaştırınca İngilizcesiyle farklar var yani. Pek yani benim şey olmadı, ikna edemedi beni o çeviri maalesef. O Türkçe'ye çevrilse çok iyi olur. 20-30 sayfa ama çok zor. Çevrilmesi çok zor bir metin yani. Şimdi şöyle mesela oradan bir bölüm okuyacağım size. Ben çevirdim kısa bölüm. Fransızcasından ama çevirdim. Önce sırttan görülmüş ayakta gölge. Boş alacakaranlıkta görmek. Önce sırttan ayakta gölgeyi. Kımıldamadan. Oradayken orada görmek. Şimdi bir başkasını. Bir başka gölgeyi demek. Azar azar ihtiyar bir adam ve bir çocuk. Boş alacakaranlıkta azar azar ihtiyar bir adam ve bir çocuk. Başka ne olsa işi bu kadar kötü görür. Böyle başlıyor yani. Tam çok görsel fark ettim. Tam bir sahne yine. Hep ışıklar falan da var. Çok şey yani. Şimdi ise şeyi okuyacağım. Subosu, sıçramalar demek. Öbür metin hani. Son metin o. Bitirmekle biten, bitirmek diye dedi. Böylece bir gece ya da bir gün kafası elleri üstünde masasına oturmuş, kalktığını ve gittiğini gördü kendisinin. Kendisini gören bir göz yani. Bir başka bölüm burada. Eskiden her gün dolaşmaya çıktığı ilk ile aynı yer. İç bölgede. Her gece, gecenin henüz geçici gölgesinde volta atmaya döndüğü. Şimdi sanki kalktığını ve gittiğini görmüş olana yabancı. Kaybolmak ve yeni bir yerde yeniden belirmek. Bir daha kaybolmak ve bir daha yeni bir yerde bir daha belirmek. Ya da aynısında. Aynısı olmadığına hiçbir ipucu. Yani bu bir örnekler olarak veriyorum bunları. Yine bir bölüm okuyayım siz bunlardan. Subroso'dan yine bir bölüm okumak istiyorum. Son bölümünü okuyacağım şimdi. Bu çok çok üstünde yani durulması gereken bir bölüm bu. Böyle gidiyordu yeniden, sabitleşmeden önce kulaklarına geldiğinde en derinlerinden ah ne ve burada kayıp bir sözcük olurdu bitirmek orada ki önceden hiç. Burada doğru tınılarla okumaya çalıştım. Yani bunlar tabii bu tınıları okurun kendisinin yaratması lazım okurken. Çünkü böyle düz yazılmış bir şekilde tabii. Şurada sesini durdur falan demiyor yani. Ama ben şu an doğru okudum, anlaşıldı sanırım. Tam bir şey söyleyecekken duruyor. Yani o
o bir durmayı vermiş yani. Son iki cümlesi de böyle zaten. Şu okuyor şöyle. Örnek niyetine gümbürtü gibi sözde aklında artık hiçbir şeye kadar en derinlerinden gelen sadece uzaktan uzağa ah bitirmek. Nasıl olursa olsun, nerede olursa olsun, zamanı ve çabayı ve sözde kendini ah her şeyi bitirmek. Bu son sözü yani metnin. Bu metne zaten şimdi Blanchot'a dönüyoruz. Bu dergi 1990 Kritik Dergisi. Beckett ölmüş. Beckett için Minuit dergisinin, Minuit yayınlarının dergisinin Beckett özel sayısı. Benim de bir arkadaşımın yazısı var burada. Ama ilk girişi, çoktandır da pek o dönem yazı, son dönemi onun da çünkü yazı yayınlamayan Blanchot yapmış. Blanchot'un kendisi yapmış. Çok büyük bir yazar Blanchot biliyorsunuz. Ve mesela şunu diyor orada. Diyor ki eğer bir kere söylendiğine göre kendisi kendi sözünü burada söylüyor. Belki de haklı ya da haksız ya belli değil diyor söylendiğine göre. Edebiyat eğer kendi özüne yöneliyorsa o öz ki aslında silinmek ya da kaybolmaktır. Bu kuruma belki çok derin bir şekilde hüzünlü olan ama bazen biraz da belki ciddiyet ve sarkazm karışımı olan bu kuruma aslında şunu çağırıyor, sürekli diretmeyi çağırıyor. Bir bitmeyen ve bitmesi olanaksız bir söz olarak kendini duyurarak diyor. Beckett'e, Samuel Beckett'e diyor, bu bitmeyen sonun hareketi bahşedilmiştir ya da ona ödünç verilmiştir diyor. Ve benim okuduğum cümleyi alıntılamış burada Blanchot. Demin hani bitirme cümlesini. Mesela Sartre'la karşılaştırmış. Sartre'a Nobel bir ceza gibiydi ama o cezayı hak etti diyor. Çünkü hemen önce Sözcükler adlı tam bir başyapıt yazmıştı. Tam edebiyat, yani klasik edebiyatta başyapıt sayılabilecek bir yapıt yazmıştı. Ve öylece tabii ki Nobel'i aldı. Halbuki istemiyordu Sartre ve tabii de reddetti. O soyluluğu da gösterdi diyor. Onu reddetmek soyluluğunu. Ama diyor, Beckett'e böyle bir şey olmadı diyor. Hiçbir aslında yapıtı onun için özel olarak taşlandırmayan bir ödülü ne kabul etmesi ne de reddetmesi gerekiyordu. Beckett'te bir eser yok diyor. Beckett'in eseri yok diyor. O anlamda işte hani edebiyatın sınırları temasında da burada bir ölçüde bir gönderme yapmış oluyoruz yani. Ama şuna da değiniyor Blanchot. O Commencé kitabında özellikle. Hem eser yok dedim diyor, hem de aslında diyor, bununla çelişen bir eser var diyor. O da Commencé, How It Is diyor. O eser diyor yani. Çünkü o aslında kıta kıta, yani şiir kıtası gibi görüyor oradaki bölümleri. Hayatının aslında o uçsuz bucaksız vakti orada kendini duyuruyor diyor. Çocukluğun öncesinden beri başlayan hayatın diyor. Burada diyor bir ritim var diyor, bir modülasyon var diyor, bir kadans var diyor. Nakaratlar aslında bunu belirtiyor diyor. Hayatımı duymaktayım diye tekrarlıyor. Hayatımı duymaktayım diyor. Tekrarlıyor orada diyor. Ve hatta şu bile var diyor. Tinsel ya da işte ruhani bir dünyanın bir yeniden anımsanması bile var diyor. Uykusuz bir zamanın ebediyeti var diyor. Burada. Diyor ki mesela örnek burada alıntı yapmış Blanchot. Hiçbir şey için dua, uykuya, şu an buna hakkım yok,
bunu artık, bunu henüz hak etmedim. Dua için dua. Her şey eksik olduğunda, yok olduğunda, o acı çeken ruhları düşündüğümde 20 yıl, 100 yıl, tek bir ses yok falan, böyle devam. Hüzünlü aslında, çok hüzünlü. Şimdi okuyacağım metin de bunun bir çeşit devamı aslında olarak görebiliriz. Şimdi isterseniz bu son 15 dakikamızda o metni okuyayım, sonra birkaç da tabii şiir okuyacağım. Ve biraz da üstüne konuşuruz belki o metni. Siz de susamışsınızdır ama küçük bir fark, ben yani konuşunca daha da şey olur. Evet, çok garip bir metin. Şimdi yapısını önceden söyleyeyim mi, söylemeyeyim mi diye düşünüyorum ama söylemeyeceğim. Siz anlayacaksınız bence. 4 sayfa ama küçük sayfa. Bakın, Beckett kitabı formatı şu oldu bir dönemden sonra. Şöyle kitaplar. Bu İmge. Nisan yayınlarından çıkmıştı. Ben çevirmiştim bunu eskiden, 80'lerin sonunda. Bu da şimdi okuyacağım metnin olduğu Ölü Kafalar kitabı. Sız adı, yani san, sız, bir şeysiz yani, işsiz, yüz mesela falan öyle şeyler, hep sonsuz, yani sız o anlamda, Türkçe'de yok yani, sız. Yıkıntılar nihayet, hakiki sığınak, ki ona doğru o kadar uzaktan, o kadar sahtelerden geçerek, sonu olmayan uzaklar, toprak, gök karışmış, tek bir gürültü yok, kımıldayan hiçbir şey yok. Gri yüz, iki solgun mavi, küçük vücut, çarpan kalp, yalnız ayakta. Sönmüş, açılmış, dört duvar yüzü tepetaklak, hakiki sığınak, çıkışsız. Saçılmış yıkıntılar, kül grisi kumla karışmış, hakiki sığınak. Küp, hepten ışık, dümdüz beyazlık, işsiz yüzler, hiçbir anı. Zamansız gri, havadan, hülyadan geçen ışıktan başka hiçbir şey olmadı asla. Kül grisi gök, toprağın yansıması, göğün yansıması. Bu değişmeyen düşten, geçen saatten başka hiçbir şey olmadı asla. Tanrı'yı lanetleyecek, mübarek zamandaki gibi, açık göğe karşı, geçici sağanak. Küçük vücut, gri yüz, hatlar yarık ve küçük delikler iki tane, solgun mavi, işsiz yüzler, dümdüz beyazlık, sakin göz, nihayet hiçbir anı. Hülya, ışık, zamansız, gri havadan başka hiçbir şey olmadı asla, tek bir gürültü yok. İşsiz yüzler, dokunulacak kadar yakın, dümdüz beyazlık, hiçbir anı. Lehimlenmiş küçük vücut, kül grisi, çarpan kalp uzaklara karşı. Yağacak onun üstüne mübarek zamandaki gibi mavinin geçici bulutu. Küp, hakiki sığınak, nihayet, dört duvar yüzü, gürültüsüz, tepe taklak. Gri gök, bulutsuz, tek bir gürültü yok, hareket yok, toprak, kum, kül grisi. Küçük vücut, toprakla aynı griden, gök, yıkıntılar, yalnız ayakta. Kül grisi, çepeçevre, toprak, gök karışmış, uzaklar sonsuz. O kımıldayacak kumlarda, kımıltı olacak gökte, havada, kumlarda. Sadece düşte güzel, düş kuracak, bir zamanı olması sadece. Küçük vücut, küçük kütle, çarpan kalp, kül grisi, yalnız ayakta. Toprak gök karışmış, çıkıntısız, sonsuz küçük vücut, yalnız ayakta. Kumlarda, tutunmasız bir adım daha uzaklara doğru, bunu yapacak. Sessizlik, bir esinti yok, aynı gri, her yerde, toprak, gök, yıkıntılar. Yavaş, siyah, yıkıntılı, hakiki sığınak, dört duvar yüzü, gürültüsüz, tepe taklak. Bacaklar tek bir kütle, kollar yanlara yapışmış, küçük vücut, uzakların karşısında. Sadece düşte bayılmış geçti saat, uzun kısa. Yalnız ayakta küçük vücut, gri, düz, aşan hiçbir şey yok, birkaç delik. Bir adım, yıkıntılarda, kumlarda, sırt üstü, uzaklara doğru bunu yapacak.
Düşten başka bir şey yok asla. Gündüzler ve geceler düşlerinden yapılmış başka daha iyi gecelerin, gündüzlerin. Yeniden yaşayacak bir adım zamanı, yeniden yapacak gün ve gece üstüne uzaklar. Dörde katlanmış tepe taklak, hakiki sığınak, çıkışsız saçılmış yıkıntılar. Küçük vücut, küçük kütle, kısımlar işgal edilmiş, kıç, tek bir kütle, gri, çizik işgal edilmiş. Hakiki sığınak, nihayet çıkışsız saçılmış dört duvar yüzü, gürültüsüz tepe taklak. Uzaklar sonsuz, toprak, gök, karışmış, kımıldayan hiçbir şey yok, tek bir esinti yok. Beyaz yüzler, işsiz, sakin, kafa, aklı, hiçbir anı. Saçılmış yıkıntılar, kül grisi, çevreye, hakiki sığınak, nihayet, çıkışsız. Kül grisi, küçük vücut, yalnız, ayakta, çarpan kalp, uzaklara karşı. Pek güzel, pek yeni, mübarek zamandaki gibi hüküm sürecek mutsuzluk. Toprak, kum, havayla, gökle, vücutla, yıkıntılarla, aynı griden, ince kum, kül grisi. Işık, sığınak, dümdüz beyazlık, işsiz yüzler, hiçbir anı. Çıkıntısız, sonsuz, küçük vücut, yalnız, ayakta, her yerde aynı gri, toprak, gök, vücut, yıkıntılar. Beyaz, sükunete karşı dokunulacak kadar yakın, nihayet sakin, göz, hiçbir anı. Bir adım daha, bir yalnız başına, kumlarda tutunmasız bunu yapacak. Sönmüş, açılmış hakiki sığınak ki ona doğru bu kadar uzaktan, bu kadar sahtelerden geçerek, sessizlikten başka hiçbir şey yok asla. Öyle ki hayalde bu deli kadın gülüşleri, bu çığlıklar, sakin gözden başka hepten, sakin gözden baş, hepten beyaz, sakin ışık, hiçbir anı. Hülya, hülyaları dağıtan şafak ve diğeri esmer denilen. Devam edeyim mi? Sıkıldınız mı? Sıkıldınız biraz. Tamam. Sırt üstü gidiyor onun üstüne, yeniden açılmış göğe karşı yıkıntılar, kumlar, uzaklar. Gri hava, zamansız toprak, gök karışmış yıkıntılarla, aynı griden sonsuz uzaklar. Yeniden yapacak gece gündüz üstüne uzaklar, hava kalp yeniden çarpacak. Hakiki sığınak, nihayet saçılmış yıkıntılar, kumlarla aynı griden. Sakin göze karşı dokunulacak kadar yakın, hepten beyazlık, hiçbir anı. Sadece hayal edilmiş mavi ki şiirde göksel denilir, sadece deli hayalde. Küçük boşluk, büyük ışık, küp, her şey beyazlık, işsiz yüzler, hiçbir anı. Gri havadan başka bir şey olmadı asla, zamansız kımıldayan hiçbir şey yok, bir esinti yok. Çarpan kalp, yalnız ayakta, küçük vücut, gri yüz, işgal edilmiş hatlar, iki solgun mavi. Işık, beyazlık, dokunulacak kadar yakın, sakin gözden baş, bütün aklı, hiçbir anı. Küçük vücut, toprakla aynı griden, gök, yıkıntılar, yalnız ayakta. Sessizlik, tek bir esinti yok, aynı gri, her yerde, toprak, gök, vücut, yıkıntılar. Sönmüş, açılmış, dört duvar yüzü, tepe taklak, hakiki sığınak, çıkışsız. Az kaldı ya. Kül grisi, gök, toprağın yansıması, göğün yansıması. Gri hava, zamansız toprak, gök karışmış yıkıntılarla aynı griden sonsuz uzaklar. Kumlarda tutunmasız bir adım daha uzaklara doğru bunu yapacak. Yeniden yapacak, gündüz ve gece üstüne uzaklar, hava kalp yeniden çarpacak. Hülya, ışık, gri havadan başka bir şey olmadı asla, zamansız tek bir gürültü yok. Sonsuz uzaklar, toprak, gök karışmış, kımıldayan hiçbir şey yok, tek bir esinti yok. Yağacak onun üstüne mavinin mübarek zamanındaki gibi geçici bulut. Gri hava, bulutsuz, tek bir gürültü yok, kımıldayan hiçbir şey yok, toprak, kum, kül grisi. Küçük boşluk, büyük ışık, küp, hepten beyazlık, yüzler, işsiz, hiçbir anı. Sonsuz, çıkıntısız, küçük vücut, yalnız ayakta, aynı gri, her yerde, toprak, gök, vücut, yıkıntılar. Saçılmış yıkıntılar, karışmış kum ile, kül grisi, hakiki sığınak. Küp, hakiki sığınak, nihayet, dört duvar yüzü, gürültüsüz tepe taklak. Bu değişmez düşten başka bir şey olmadı asla, geçen saat. Başka bir şey olmadı gri havadan, zamansız hülya, geçen ışık. Dörde katlanmış tepe taklak, hakiki sığınak, çıkışsız saçılmış yıkıntılar. Yeniden yaşayacak bir adım zamanı, yeniden yapacak gündüz gece üstüne uzaklar. Sükunete karşı beyaz dokunulacak kadar yakın, göz sakin, nihayet hiçbir anı. Gri yüz, iki solgun mavi, küçük vücut, çarpan kalp, yalnız ayakta. Gidecek sırt üstü onun üstüne, yeniden açılmış göğe karşı yıkıntılar, kumlar, uzaklar. Toprak, kum, havayla aynı griden, gök, vücut, yıkıntılar, ince kum, kül grisi. İşsiz yüzler, dokunulacak kadar yakın, dümdüz beyazlık, hiçbir anı.
çarpan kalp, yalnız ayakta, küçük vücut, gri, düz, aşağıda hiçbir şey yok, birkaç delik. Düşten başka bir şey yok asla, gündüzler ve geceler düşlerinden yapılmış, başka daha iyi gecelerin, gündüzlerin. O kımıldayacak, kumlarda kımıltı olacak, gökte, havada, kumlarda. Bir adım yıkıntılarda, kumlarda, sırt üstü, uzaklara doğru bunu yapacak. Sessizlikten başka hiçbir şey asla bu hayalde. Bu deli kadın gülüşleri, bu çığlıklar gibi. Hakiki sığınak, nihayet saçılmış yıkıntılar kumlarla aynı griden. Zamansız gri, havadan başka bir şey yok. Olmadı asla, kımıldayan hiçbir şey, bir esinti bile yok. Beyaz yüzler, işsiz, sakin göz, kafa, aklı hiçbir anı. Sadece düşte bayılmış geçti saat, uzun kısa. Küp, hepten ışık, dümdüz beyazlık, işsiz yüzler, hiçbir anı. Sönmüş, açılmış hakiki sığınak, çıkışsız ki ona doğru, o kadar uzaktan, o kadar sahteden geçerek. Sakin gözden baş, hepten beyazlık, sakin ışık, hiçbir anı. Pek güzel, pek yeni, mübarek zamandaki gibi hüküm sürecek mutsuzluk. Kül grisi çepeçevre, toprak gök, karışmış uzaklar sonsuz. Saçılmış yıkıntılar, kül grisi çepeçevre, hakiki sığınak, nihayet çıkışsız. Sadece düşte güzel düş yapacak ve bir zamanı olması sadece. Küçük vücut, gri yüz, hatlar yarık ve küçük delikler, iki solgun mavi. Yıkıntılar, hakiki sığınak, nihayet ki ona doğru, o kadar uzaktan, o kadar sahteden geçerek. Sadece hayal edilmiş mavi ki şiirde göksel denilir. Sadece deli hayalde. Işık, beyazlık dokunulacak kadar yakın, sakin gözden baş, bütün aklı hiçbir anı. Siyah, yavaş, yıkıntı ile hakiki sığınak, dört duvar yüzü, gürültüsüz tepe taklak. Toprak gök karışmış, çıkıntısız, sonsuz, küçük vücut, yalnız ayakta. Bir adım daha, bir tek, yalnız başına, kumlarda tutunmasız bunu yapacak. Kül grisi, küçük vücut, yalnız ayakta, çarpan kalp, uzaklara karşı. Işık, sığınak, dümdüz beyazlık, işsiz yüzler, hiçbir anı. Uzaklar sonsuz, toprak gök karışmış, tek bir gürültü yok, kımıldayan hiçbir şey. Bacaklar tek bir kütle, kollar yanlara yapışmış, küçük vücut uzaklara karşı. Hakiki sığınak, nihayet çıkışsız saçılmış, dört duvar yüzü, gürültüsüz tepe taklak. İşsiz yüzler, dümdüz beyazlık, sakin göz, nihayet hiçbir anı. Tanrı'yı lanetleyecek mübarek zamandaki gibi açık göğe karşı geçici sığınak. Sakin göz, göze karşı dokunulacak kadar yakın sükunet, hepten beyazlık, hiçbir anı. Küçük vücut, küçük kütle, çarpan kalp, kül grisi, yalnız ayakta. Küçük vücut, deyimlenmiş kül grisi, çarpan kalp, uzaklara karşı. Küçük vücut, küçük kütle, kısımlar işgal edilmiş, kış tek bir kütle, gri çizik işgal edilmiş. Hülya, hülyaları dağıtan şafak ve diğeri esmer denilen. Evet, hepsini okudum yani. Kusura bakmayın. Yani sandığımdan biraz daha uzun oldu. Ama yani Thomas'a yeni bir çeviri okudum. Şimdi bu metin üstüne, bunu sonradan ama ben şey yaptım. Edith Fournier'den bahsettim, çevirmeni yani. Tek güvendiği çevirmen gibi Beckett'in. Onu, o son metnini Fransızca çeviren. Bunun üstüne 1970'te bir deneme yazmış. Bu metin üstüne aslında. Adı da matematisyen ve matematikçi ve şair olarak Samuel Beckett. Şimdi burada bunun yapısını, bunu büyük ihtimal yani Beckett'le de konuşmuştur o dönem yani. Yapısını çıkarıyor. Şimdi diyor ki, aslında diyor, şurada diyor 6 tane önerme var diyor bu metin. Metnin yapısını anlatacak burada. Şimdi verilmiş bir durumu anlatıyor. 3 önerme bunun diyor. 3 temel önerme. Birincisi diyor işte kül grisi bir kum dekorunda, çıkıntısız ve sonsuz. 2 gerçek bir sığınağın, hakiki bir sığınağın saçılmış, etrafa saçılmış yıkıntıları duruyor. Ve orada birisi ayakta duruyor. Küçük bedenli, gri ve kalbi çarpan bir varlık. Gri renkte. Bu 3 temel yani şey önerme, konumlandırma önermesi. Ondan sonra 3 önerme daha buna ekleniyor. Ondan sonra bunu temellendiren aslında önerme bunlar. O varlık unutulmuş sığınakta sakindi. O sığınak ki hep ışıktan, hepten ışıktan ve beyazlıktan oluşmuştu. Ama onu hiç artık hatırlamıyor. Hiçbir anı diyor ya durma. Hatırlamıyor. Yani bir sığınaktaymış ve aslında orada sakinmiş, iyiymiş yani o sığınakta. Ama unutulmuş bir sığınak ve anısı bile kalmamış. Başka önerme, 5.'si de
Zaman yalnızca bir hülyadır. Yani bir hayaldir, hülyadır. Aslında o reddedilmiştir, yatsınmıştır. Ama yine de bir yarın vardır. Zaman yine de olumlanmaktadır. Şimdi diyor ki bu altı temel önerme 10 cümleden oluşmuş bir aileyle aslında temsil edilmektedir diyor. 12 paragraf boyunca diyor. Yani metin 24 paragraf. İlk 12 paragrafı yani ilk bölümü metnin 12 paragrafı yani 10 cümlelik, 10'ar cümlelik 6 aileden oluşmaktadır. Hiçbir tekrar yok bu ilk bölümde. Ve aynı aileden iki cümle hiçbir zaman aynı paragrafta yan yana gelmiyor. Aynı ailede. Bu yapısını anlatıyor peki. Bu değişik ailelerden olan cümleler arka arkaya geliyor. Ama aslında onları aileler olarak ayırmak da mümkün diyor. Ve aileleri ayırmış. Birinci aile dekor, yani toprak, gök, dışarısı. İkinci aile saçılmış yıkıntılar, yani aslında sığınağın çökmesi. Üç, vücut. 4. Unutulmuş sığınak, yani hiçbir anının olmaması. Ondan sonra 5. aile, reddedilmiş, yatsınmış zaman, ne geçmiş ne geleceği olan zaman, olumlanmış zaman, gelecek. Bunlar aileler. Yani ilk bölüm böyle 12 paragraf. Şimdi sonrası için burada şimdi doğru diyeceksiniz biraz hani şey sezgisel olarak 24 paragraf var. Yani ikinci bölümde de 12 paragraf var. Bu ikinci bölümde Beckett kesin olarak ilk 60 cümleyi tekrarlıyor. İlk 60 cümle tekrarlanıyor bu ikinci bölümde. Böylece her cümle bütün metinde iki kere karşımıza çıkıyor. Her cümle iki kere karşımıza çıkıyor. Ama aynı şekilde, aynı düzende tekrarlanmıyor tabii ki yani. Yani aynı cümleler değişik bir düzende bu ikinci bölümünde metnin karşımıza çıkıyor. Aynı sırayı izlemiyor birinci bölümdeki, yoksa tamamen aynı tekrar olur. Aslında bu burada böyle şey diyor. Hani kağıt oyun kağıtları var ya. Onlar diyor bu 60 cümle ilk bölümdeki karşımıza çıkan bir tamamen dağıtılmış durumda ve yeniden dağıtılmış durumda. Karıştırılmış ve dağıtılmış durumda. Yani burada matematikçinin sanatı diyor. Aslında ya da tesadüf diyor. Şunu istiyor diyor. İkinci bölümde cümleler ilk bölümdeki yerlerinde olmayacak. Ve hiçbir zamanda aynı komşuları olmayacak. Yapı bu yani. Kurduğu yapı bu. İkinci bölüm diyor Edith Fulney'e. Aslında garip bir şekilde deforme ediyor diyor. Birinci bölümdeki cümlelerin düzenini. Bir ayna gibi diyor. Ama bu açık bir kanunu burada görülmüyor bunun diyor. Bu deformasyonun açık bir kanunu yok diyor. Çünkü mesela diyor ikinci bölümde aynı aileden iki cümle yan yana olabiliyor aynı paragrafta diyor. Halbuki birinci şeyde olmuyordu. Yani anladınız mı? Şimdi bu böyle çok karmaşık bir şey aslında. Burada yani böyle yapılar kuruyor Beckett, onu demek istiyorum. Bu bir örnek oldu, biraz sıkıcı belki bir örnek.
Ondan sonra belki daha iyi de okuyabilirdim. Şu okumamı zorlaştıran şey şu. Sadece nokta var. Hiç virgül yok. Yani her cümle böyle akıyor ve bunu Türkçe'ye çevirmek çok zor. Şöyle, çünkü kararlar vermelisiniz. Mesela face centré, iki, yani face yüzler, centré hatsız, çizgisiz. Şimdi bu hangisini önce koyacaksınız? Çizgisiz mi, yüzler mi? Yüzler çizgisiz mi diyeceksiniz? Yani böyle, böyle sorunlar var ya. Yani. Bir de ben tabii ki şöyle bir sorunla karşılaştım. Cümleler tekrar ediyor ya, şunu fark ettim. Çok böyle, yani zor değil yani. Tek tek bir cümle içeri o kadar zor değil. Karar veriyorsun. Ama o ikinci cümleyi ikincisinde biraz değişik çevirmişim mesela. Halbuki aynı olması lazım. Karar vermek lazım. Çünkü tekrar ediyor ya. Ben aynı çevirdiğimi sanıp birazcık farklı çevirmişim. Zorluk burada yani. Çevirmen için bir zorluk bu. Çünkü anladığını, ya anlamak bile yetmiyor. Burada tamamen yani aynısının olması lazım. Anlamın aynısı değil. Yani her sözcük sırasının falan aynı olması lazım. Aynı sözcüklerin olması lazım. Yoksa anlam aynı oluyor. Çok yakın farklar oldu bazen. Bazen aynı şeyi çevirmişim, bazen tam olmamış. Böyle bir şey oldu. Çünkü ben bu yapısı üstüne düşünmeden çevirmeye girişmiştim bunu. Sonradan o anladım yani. Ama biraz da geç kaldım. Bu sefer durmadan o cümleyi tekrar arıyorum. Öyle mi çevirmişim? Böyle mi çevirmişim? Öyle mi? Tam bir bana bir işkenceye dönüştü bu. Yani bakıyorum aynı çeviriyorsa karışıyor çünkü böyle şeyler, mesela şu bölümde mi diyorum, şununla başlayan bölümde mi? Onu buluyorum o bölüm. Bulduğumu sanıyorum ama aslında aynısına bakıyormuşum. Hani şey oldu. Böyle bir karışma oldu. Çünkü hep aynı şeyde başlayan paragraflar var. Aynı şekilde başlıyor. Mesela diyelim ki üçüncü paragrafla yedinci paragraf. Mesela ben yedinci paragrafı düzeltirken üçüncüye de bakıyorum. Sonra üçüncüyü düzeltiyorum, yedinciyi bırakıyorum falan gibi şeyler oldu. Sonra tekrar düzeltmek, tekrar bulmak onları, karşılaştırmak falan. Bu garip bir sorun yarattı yani. Şimdi de şiirler okuyayım, yavaş yavaş da bitiririz. Evet, tam zamanımızı dolduruyoruz. Şiirler üstüne de düşünebiliriz. Şiirler daha kısa yani. Evet. Bu mirliton sözü şeydir. Vers de mirliton derler. Veya da küçük bir kavala denir o. Mirliton da biraz böyle şey demektir yani. Vers de mirliton böyle çocuksu dizeler. Dize demek, çocuksu dizeler, bayağı dizeler, yani şekerlerden falan çıkardı öyle. Türkçe'de ona ne diyorlar bilmiyorum. Ha, biraz öyle. Ben bunu tabii mirlitonat, yani tam bu mirlitonluklar falan gibi bir şey çıkarmış Fransızca'da, olmayan bir kelime, mirlitonat. Mirliton, mirlitonat yapmış. Türkçe'de ne denir? Buna hala karar veremedim ben. Dört dizelik bir şiir bir tane. Karşıda beter, ta ki güldürene kadar. İkinci şiir. Dönmek geceleyin eve, yakmak. Söndürmek, görmek, geceleyin görmek, cama yapışmış yüzü. Bir şiir daha. Hiçliğin en dibinden ne gözetlemeler sonunda göz görür gibi oldu. Hafifçe kımıldadığını bir şeyin. Kafa onu sakinleştirdi diyerek. Bunlar sadece kafamda oldu. Bir şiir daha. Dinle onların eklendiğini. Sözcüklerin sözcüklere, sözcüksüz adımların adımlara, birer birer.
Hayal et eğer bu, bir gün bu, günün birinde bu, hayal et. Eğer bir gün, günün birinde bu, dursaydı, hayal et. Önce sert üstünde düz, sağ ya da sol, hangisi olursa. Sonra sağ üstünde düz ya da sol üstünde sol ya da sağ. Sonunda sol üstünde düz ya da sağ üstünde hangisi olursa hepsi üstünde kafa. Cumartesi ara. Gülmemek artık. Gece yarısından gece yarısına kadar ağlamamak. Her gün isteği, bir gün hayatta olmanın, elbette pişman olmadan değil, bir gün doğmuş olmaktan. Gece ki öylesine çok yalvartıyorsun şafağı, gece ne olur, lütfeyle, ol. Amacına vardırır vardırmaz son adımı ayak, duruyor beklerken alışılageldiği üzere, öbürünün aynısını yapmasını alışılageldiği üzere ve taşımasını böylece yükü, daha da öne doğru alışılageldiği üzere, hiç değilse şimdiye kadar. Kalbin tanımış olduğu en beterini, kafanın kendine söylemiş olduğu en beterini dirilt. Onları, en beteri, daha beter dönüyor. Burada ölmüş bir dostu için, şeyde gömülmüş sanırım, Tanca'da, Fas'ta, Arthur Kayser diye birisi için yazdığı bir neredeyse mezar yazısı gibi bir şey. Tanca'da kaçırmayınız Saint-André mezarlığını. Çok gömülü çiçekler, yığını altında ölüler. Arthur Kayser'in hatırasına bank, onunla kalp kalbe oturmuş kal üstünde. Bitiyor. Eski gitmeler, eski durmalar. Gitme yok, yok durmak. Bu da güzel bir şiir. Bir daha asla diyen çılgınlar, çabuk yeniden söyleyin. Ölmüş, ölü sinekleri arasında. Aralıktan gelen bir esinti sallıyor örümceği. Nereden gelmekte şunu diyen ses? Yaşa, başka bir hayatla. Emin bir adımla, oysa beklemeyerekten, önüne geçiyor kendinin, amaçsız giderekten. Bu da biraz kara miza. Ruhun sonunda ondan geri isteneceği gece gelip çatmışken, onu hemencecik, bir saat öncesinde vermez mi? Gölgesi bir gece ona yeniden göründü. Uzadı, soldu, dağıldı. Siyah kız kardeş, cehennemlerde olan, gelişi güzel delip geçen, ne bekliyorsun? Bu da hüzünlü biraz. 90'lık cüce, son bir fısıltıda
lütfen hiç değilse tabut doğal büyüklüğünde olsun. Rüyaları tükenmiş bir kitap, eve elveda demeye zorlanmış. Direnmeyi bırakıp bilerek Şam'dan unuttu. Bitti. Evet. Epey okudum yani. Yani yarısından fazla belki okudum. Evet, yani şimdi durabiliriz ama belki bir iki konuşmak için... Hocam çok kısa bir çok... soru alabiliriz. Tamam. Yani kısa cevap veririm. Kısa soruya kısa cevap olursa iyi olur. Ama soru da olmayabilir tabii yani. Her şey çok net. Biraz oradan ses çıksın. Command Sev metninde başlığında ben kelime oyunu olduğunu düşünmüşüm. Acaba başlamak ve nasıl başlamağı da başlamak fiilini de kastetmiş oluyor. Niye olmasın? Düşünmemiştim bunu. Ama bu sefer İngilizcesinde hiç öyle bir şey olmuyor. Yani yine de burada yani şey var. Yani how, yani nasıl? Yoksa hani İngilizcesi yani bir şey, yani yok, yok bence. Yok. Maalesef. Zaten yani bir anlamı da biraz bulanık yani. Şimdi kabul etmek gerekirse şimdi yapı çok sağlam, çok çok çetiz böyle. Ama anlam garip bir anlam da var. Yani anlamı çeviremiyorsunuz. Yani şeyi çeviriyorsunuz yani gösterenleri diyelim yani evet. Yani ama gösterilen ya yani anlamı çeviremiyorsunuz. Yani hayır, aslında genel olarak. Anlam aslında çevrilmeyen bir şey anlam. Yani anlamı çevirdiğimizi düşünüyoruz ama aslında anlam çevrilen bir şey değil yani. Çevirdiğimiz şey aslında yani bu şeyde dil bilimde gösterenler denilen. Onları çeviriyoruz aslında. Anlam çünkü elle tutulur bir şey değil yani. O ama elle tutulur. Malzeme o. Malzemeyi çeviriyoruz. Yani sözcükleri görüyoruz. O sözcükler tabii ki bir anlamı var. Ama sonuçta Beckett gibi bir yazar çevirirken özellikle sözcüğü çeviriyorsunuz yani. Ama sözcüğün de şey yönünü, maddi neredeyse şeyini, cephesini görüyorsunuz ve onu çeviriyorsunuz. Ve mesela bir sıralaması, sözcük mesela orada Türkçe'de ister istemez mesela dümdüz beyazlık bölümleri var. Ama aslında tersi de söylenir. Yani beyazlık dümdüz. Burada ne yapacaksınız yani? Türkçe'de daha uygun dümdüz beyazlık demek mesela. Beyazlık dümdüz biraz şey oluyor, oynuyor gibi. Ama sadık olmak için aslında biraz sanki Türkçe'yi de zorlamak zorundasınız. Bu sefer anlamı daha da zorlamış oluyorsunuz. Yani sorunlar var. Bir de noktasız virgül olmayınca yani nokta ve virgül, yani nokta var ama virgül yok. Noktalı virgül de yok. Başka türlü işaret de yok, iki nokta falan da yok. O yüzden de biraz yani okura da bırakmış bunu yorumlanmasını. Böyle bir sayık, yani bir tekrar hissi veriyor. Müzikal bir şey aslında yani tabii. Müzikal bir yapısı var diyebiliriz bu metnin yani. Bitti galiba abi. Uyarı sesi geldi. Bizden değil hocam. Aslında şey gibi yani yapı tabii ki çok önemli. Yapı anlamı da belirliyor aslında. Yani o anlamı düz olarak vermek isteseydi verirdi zaten. Tabii ki. Düz kelimelerin veremediği anlamı yapıyla vermeye çalışıyor aynı zamanda. Yani çok değerli bir şey o açıdan. Tabii. Korunması gerekir. Evet. Yani yapı şey çok önemli. Şey üstüne çalışma, gösteren üstüne çalışma. Onu gerçi şey diye çeviriyorum. İşaretleştiren, işareti işaret kılan ögeler için gösteren diye bir çeviri bulunmuş. Ben o çeviriyi birazcık söz konusu ediyorum. Çünkü bir şey göstermiyor aslında. Bir şey gösterdiği falan yok ya. O göstergeden gelen bir türetme olmuş o. Berke Vardar'ın
bir önerisi. Çok değerli bir hocamızdı. Ama hani tam olmuyor bence. Yani gösterilen şeyine ben karşıyım. Yani işaretleştiren, işaretleştirilen diye ben bir karşılık. Ama şimdi yine alışıldığı için gösteren diyorum. Yani gösterenler üstüne tabii burada yapı, yani biçim gösterenleri çalışıyor. Müzikte de öyledir, resimde de öyledir. Anlamlar hep şeydir, hep gizli yani. Anlam her zaman gizli. Şimdi ben konuşurken bile sessel gösterenler sunuyorum size. Siz onu anlamlandırıyorsunuz tabii. Belli konvansiyonları var, anlaşma konvansiyonları var, iletişim konvansiyonları ve dilsel konvansiyonlar bunlar. Onlara göre anlamlandırıyorsunuz ve ortak anlamlandırma olduğu için de ortak bir anlam çıkıyor. Bir anlamı oluyor söylediğimin tabii aslında. Ama yani Beckett gibi konuşmaya başlayınca ve Beckett'in yazdığı gibi ya da Joyce'un yazdığı gibi Finnegan's Wake'te, Joyce'un ki çok daha uç bir şey tabii. Ondan sonra çünkü Joyce'un yapısını falan çözmek imkansız yani. Çünkü yani tabii onun yanında yetişmiş biri. Çok iyi biliyor Joyce'un nasıl yazdığını, nasıl uğraşıp da kimse anlamayacağını bile bile, o yapıları görmeyeceğini bile bile, nasıl yıllar boyunca bu Finnegan's Wake'i yazdığını görmüş. Çünkü o zaman yanındaymış. Finnegan's Wake'i yazarken yanındaymış. Görmüş. Kendisi o uçlara sapmamış aslında. Ama bir anlamda da Joyce'dan daha iyi bir yazar bana sorarsanız Beckett. Daha etkili bir yazar. Joyce biraz böyle her yere doğru giden bir okyanus gibi filan. Beckett böyle her şeyi böyle çok iyi yöneten birisi. Çok iyi yöneten, böyle bir garip bir egemenlik var ve okurla iletişim kuran birisi yani. İnsanı aslında hesaba katıyor, karşındakini hesaba katıyor. Ya bu metin biraz uç bir metindi. Ama böyle bir insanda bir şey yaratıyor. Joyce'un yarattığı filan yok Finnegan's Wake'te, kusura bakmasın ama ya böyle bir amacı da yok zaten. Hani bir böyle acayip bir dil, müthiş bir kültür, müthiş bir dil yeteneği, bütün her şeyi bilen birisi, bütün kültür, insanlık tarihi bilmem ne falan bunlarla durmadan sözcük uyduruyor, İngilizce falan da diyor yani. Ondan sonra İngilizce onun büyük kısmı ama 17 dil falan var orada. Onu saptanmış Latince bölümler falan. Yani o bir çeşit artık biçimsel bir gösteriye girmiş ve bir müthiş aslında kurgusu falan da var yani, kurgusuz bir şey de değil. Rastgele bir şey diyor ya, sürreal otomatik yazı falan değil. Her şey kurulmuş Joyce'da. Ama Beckett böyle küçük alanlar yaratıyor. Hep sahneler yaratıyor ve o böyle Beckett daha kesin yani. Etkilerini çok iyi ölçüyor aslında, her şeyin etkisini ölçüyor. Çeviride sorunlar oluyor, ayrı bir şey. Ve de Türkçe gibi bir dilde özellikle.